Evet arkadaşlar merhaba. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndayız. 5 Eylül 2021 Pazar günü gündüz programında tam 9 koşulu bir yarış serisi var. Birinci koşudan itibaren görüşlerimize başlayalım. İstanbul'a ilgili 63. yarış günü. Evet ilginç bir koşuyla başlıyoruz bugün. Saat 2'de birinci koşu. Fegentil Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası koşusu. Burada diğer ülkelerden bazı bayanlar da gelmiş buraya. Evet, 30 bin lira gibi bir komik de birinci at sahibine ödül var. Evet, nitekim burada arkadaşlar şimdi görüşümüz şu bizim. 1 numaralı Toms, Ester Jeles ile Lüksör temsilcisi bu safkan bir aksilik olmazsa kazanılacak durumda. Ve 2 numaralı Strong Black, burada Jokeyi, Bayan Jokeyi Deniz olması, Damla Atasoy, evet, Damla Atasoy. Burada 1 ve 2 şeklinde burayı geçeceğiz arkadaşlar. Yani Allah'a emanet artık bu burası. Duygu Foton'un sahibi olduğu bu Tracy Manette de var, Out of the Dark. Yani bakalım ne olacak burada. Bu 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre. Merakla bekliyoruz bu koşuyu. 1 ve 2 geçeceğiz burayı. Evet arkadaşlar, bugün de dar kapsamlı bir şablon oluşturuyoruz. Yani iki altılı var gerçi, birinci ve ikinci altılı olarak. İkinci koşu 2.5'te Macao koşusu, kısa vade altı, 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre çim piste çıkıyor. Şimdi burada bir tane safkana çok güveniyoruz arkadaşlar, o da 2 numaralı Baba Dallas diyoruz, Ayhan Kurşun'la. Burada Baba Dallas'ı banko atacağız. Başka bir at buraya yanına yazmayacağız arkadaşlar. Ama iki tane attan, yani iki tane safkandan iyi bir koşu her an gelebilir. Bunlardan bir tanesi Captain's Key, diğeri de Humal Sultan. Biliyorsunuz Humal Sultan'ımız devamını yazıyoruz yani. Arkadaşlar burada Baba Dallas Banco 2 numara. Dediğim gibi burada Ammu Humal Sultan ve Enderman Captain Case ciddi rakipler olacaktır. Ama biz Baba Dallas çok güçlü bir safkan gerçekten. Son sprint çalışması atağı çok iyi gerçekten. Son düzlükte muazzam güçlü atakları yapıyor. Evet, üçüncü koşudayız şimdi. Yedili Plesi'nin başlangıç ayağı Trakya koşusu da geçiyor. Grup 3, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre. Evet, burada da arkadaşlar ilk altılı için Ekürler Banko. Burada Ejin Finale'yi geçme ihtimalleri ben zannetmiyorum arkadaşlar olduğunu. Ayhan Kurşun'un da iyi atları biniyor bugünlerde gerçekten. Bolt Zero Over, Reach of Victory bunlar varken diğerleri ne düşer bilmiyorum. Yani herhalde ikili falan yaparlar bunlar. Burada da 1 numara Banko. Ekürler yani. Kısıtlı program var bugün. Evet 15.30'da ikinci altılı gayen başlıyor. Grup 3 koşusu. 3 yukarı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar. 7 atın 4'ünü yazacağız burada artık. Şimdi ikinci altılı biraz daha böyle hafif karışmaya başladı. 1 numaralı Kara Mustafa Nevzat Avcı'yla 3 numaralı Yeltay Saadettin Boyraz'la 4 numaralı Elder Amin Mehmet Akyavuz'la ve 7 numaralı Arya Liva Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Benim düşüncem Arya Liva bırakmayacak arkadaşlar. Bu 228 bin toplayacak bunlar. Bu paraları. 1, 3, 4, 7 diyoruz burada. 4 tane safkanla burayı geçmeyi planlıyoruz. Evet 5. koşudayız. Güney Amerika Safkan İngiliz Atı Organizasyonu OSAF koşusu. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada da 10 tane safkan var görüyorsunuz. Bu 10 safkan içerisinde 3 tanesi çok ön planda. 1 numaralı Black Rock Kaan Gökçe ile 4 numaralı Water Lily Ahmet Çelik'le ve 3 numaralı Sense 8 Gökhan Kocakaya arkadaşlar. Muhtemelen bu Sense 8 için çok iyi bir şey, fırsat. Sense 8'ten iyi bir koşu gelecek 3 numaralı. 1, 4, 3. 5. koşuyu bu şekilde geçiyoruz. 6. koşu Boğaziçi koşusu. Grup 2, 3 ve yukarı İngilizler. 2400 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar burada. 1,5 milyon liralık bir ikramiye var arkadaşlar. 1,5 milyon liralık bir ikramiye var. Grup 2 koşusunda 2400 metrede yine burada bizim Gazi şampiyonumuz Burgaz Ahmet Çelik'le boy göstermiş.
Yalnız burada tabii arkadaşlar şimdi Burgaz yine tabii koşturup para kazandırmak isteyecek bu Sanem kahramanlara. Zaten kazandıracağını kazandırdı. 9 numara ilk atımız, 10 numara Real Runner Gökhan Kocakaya ile ikinci atımız. Ve 4 numaralı Powerman burada Halis Karataş'la 3. atımız arkadaşlar. Yani günün sürprizini de burada eğer mesafeyi ayarlayabilirse Artsman çok iyi durumda ama Kadir Tokaçoğlu hep yani maalesef bekleneni veremiyor bir türlü. Yani Megaloman'la da yani yüzüne gözüne bulaştırdı. Bu 3 daha safkanın dışına çıkmayacak arkadaşlar ama Burgaz kazanır mı biraz şüphemiz var. Çok iyi bir safkan, son sprinti de iyi. 9, 10 ve 4 diyoruz buraya. 7. koşu Horse Racing Ireland koşusu. 157 bin lira ikramiye var. Bu hep yabancı isimli koşular var bu şekilde. Kısa vadede 9, 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre çim başlığımız var burada. Evet arkadaşlar 7. koşuda da 3 tane at var. Yani bu şimdi normal 3 at değil aslında, tek at geçmek lazım buraya ama biz 3 at yazıyoruz arkadaşlar. Normalde bu Ezer Geçer'in ezip geçmesi lazım. İlk atımız Ezer Geçer iyi durumuyla. 5 numaralı Vektör Gökhan Kocakaya ile ve 4 numaralı Traktör Halis Karataş'la. Arkadaşlar inanın bu kısıtlı programda böyle çok fazla at yazmanın bir anlamı yok. Yani ona göre sizler de bir seçim yapıp böyle küçüğe indirgeyip misli altılı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani burayı 2-5-4 olarak tavsiye edilmiş. Yani bilemiyorum yani. Ne derece para kaçırmak doğru oluyor bu ufak altınlara. Evet Topkapı koşusu yine 1,5 milyon lira ikramiye var. Grup 2 koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1600 metre çimpiste çıkacaklar. Arkadaşlar 10 tane safkan var burada. Bu 10 tane safkan içerisinde bir tanesini biz günün bankosu olarak size bildireceğiz. Bu Nimet Arif Kurtel'lerin sahibi olduğu Call to Victory Long Runner. Burada kolay kolay geçecek olan olmaz arkadaşlar. İkisi de yani birbirinden iyi safkan. Yani ben açıkçası Long Runner'ı Call to Victory'den daha bile üstün görüyorum. Herhalde muhtemelen bu 5-4 biter veya 4-5 biter. Durum o. Bütün bu yani 1,5 artı 600 koydunuz mu 2.100.000 alacak bunlar. Gökhan Kocakaya ile zaten Ahmet Çelik kanki bırakmayacaklar arkadaşlar. Bakın görün. İkili yapacaklar. 4-5. 4 banko yani ekürler banko burada. Alternatifsiz. Bizim atımız aslında Pekobi çok seviyoruz ama gücü yetmez arkadaşlar buna. Evet 9. koşu saat 18'de Our Guild koşusu diye geçiyor. Şartlı bir ilk kez koşacak olan safkan. Abi bari demiş TCK burada çökertelim milleti. Cazip hale getirelim. Şartlı bir koyalım sonra. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim. 11 safkan var. 5 tane safkan yer verdik. 2 numaralı Bukalemun arkadaşlar Mehmet Akyavuz'la. 5 numaralı For Pleasure Adem Aslan'la. 1 numaralı Astralabon Mışman Çizik'le, 6 numaralı Francio Nevzat Avcı'yla ve 7 numaralı Gazi Usta diyoruz Müslüm Çelik'le. Burası için 2, 5, 1, 6 ve 7 şeklinde. Son ayağı tam 5 tane safkanlı arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet İstanbul böylece görüşlerimiz sona eriyor. www.marksporttahmin.com'dan da takip edebiliyorsunuz. Şablonları da yolluyoruz zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Diğer arkadaşlar, Adana başladı. Adana'da birinci yarış günü bugün oluyor. Onunla da ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Orada 9 koşuluk program var. Onunla da ilgili videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm katılım yapan arkadaşlara bol şans diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.